Mide ve bağırsak kanserlerine karşı ne yapmamız gerekir? Nelerden korunmalıyız? Şimdi mide ve bağırsak kanserlerinin bir kısmı önlemenin yolunun bir kısmı bizim elimizde. Bir Evet. kısmı bizim elimizde değil maalesef. Şimdi mide ve bağırsak kanserlerinin çevresel faktörlerle ilişkisi var. Mesela diyelim ki kırmızı etten ağır beslenme işte kolon kanseri riskini arttırıyor. İşte tütsülenmiş gıdalar, turşular, ondan sonra bekletilmiş tuzlanmış gıdalar Evet. mide kanseri riskini arttırıyor. Örneğin yani bir örnek olsun diye söyledim. Bunları yapmamak lazım. Yani Evet. hayatımızın hiçbir döneminde sağlığımız ya da işte hekimlerin ya da Sağlık Bakanlığı'nın ya da Tarım Bakanlığı'nın bir şekilde otoritelerin onaylamadığı gıdaları tüketmemek lazım. Çünkü bir kısmı da gıdalarla ilişkili. Mesela ülkemizde Van ve çevresinde mide kanseri sıklığı çok çok yüksek. Evet. Diğer bölgelere göre. Mesela Ege bölgesinde daha az. Evet. Çünkü Ege bölgesi daha çok zeytinyağlı, Zeytinyağlı yemekler. Akdeniz Evet. zeytiyle besleniyor. Evet. Dolayısıyla kalın bağırsak kanseri riski daha az oluyor. Güneydoğu demeyeyim de Doğu Anadolu'da birazcık daha çok et ağırlıklı beslenme var. Ve tuzlanmış, eskiden kalan, geleneklerimizden gelen bir şey. Buzdolabının olmadığı dönemlerden kalan işte etleri ya da diğer bütün sebze ve meyveleri tuzlayarak uzun süre saklamak amacıyla, mikroplarını korumak amacıyla yapılan yöntemlerin bir kısmı hidrokarbon dediğimiz, aromatik hidrokarbonlar dediğimiz kansere sebep olan bazı kimyasal maddeler barındırıyor. Ve bunları yenildiğinde de tabii ki kanser riski arttırıyor. Kesinlikle sağlıklı gıdalar yemek lazım. İkincisi, ırsi tarafı var tüm kanserlerin. Evet. Irsi durumda yapılması gereken şey uyanık olmak. Diyelim ki birinci derece akrabalarında ya da ikinci derece akrabalarında mide kanseri ya da kalın bağırsak kanseri var. Bunun yaşına bakmak lazım. Eğer diyelim ki 60 yaşında yakalanmışsa bunun 10-15 sene öncesine gelip 40-45 Evet. yaşlarında kalın bağırsak kanseri olmuşsa kolonoskopi, mide kanseri olmuşsa endoskopi yaptırmak lazım. Bu arada endoskopi ve kolonoskopi ile ilgili şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Herhangi bir yakınması olmuyor. Yani ne bağırsak şikayeti var, ne mide şikayeti var, ne kalın bağırsak şikayeti var. Hiçbir şey yok. 50'sine gelen hani Amerika'da ve Japonya'da çok yaygın uygulanıyor. Ülkemizde de yavaş yavaş başladı, devam ediyor. 50 yaşına gelen herkesin kanser taraması amacıyla Evet. midesine ve kalın bağırsağına endoskopi ve kolonoskopi yaptırması lazım. Bu da kanserden koruyucu, erken teşhis açısından koruyucu bir yöntem. Ondan sonra eğer ay birinci derece akrabalarında kanser varsa diyelim ki 40 yaşında Evet. abisi mide kanseri olmuş. Bu hastanın kardeşlerinin bir 10 sene öncesinden yani 30 yaşından itibaren hiçbir şikayetleri olmasa bile kanser tarama programına almaları lazım. Yani midelerine endoskopi yapılması lazım, kalın bağırsaklarına kolonoskopi yapılması lazım ki erken evrede daha küçücük bir et beniyken kanseri bulursak onu dipten yok edebiliyoruz Evet. ve bir daha da o kansere yakalanma riski az oluyor. Irsi taraf açısından tarama, beslenme ve diyet açısından da gıdalarımızı düzenlemek, sağlıklı beslemek ve tabii ki çevresel olarak da sağlıklı bir çevrede yaşamak. O biraz O da çok önemli hocam. önemli ama Evet. zor bir konu tabii ki. Evet. Yani bunlar kanseri önlemede faydalı ama en önemlisi erken teşhis ve hiç Teşhis daha yakalanmamak. önemli.